köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası. Koşsun, dua etsin, yatsın, kalksın. Babamın otoritesini geç, annemin damat takıntısı, abimin şöhret sevdası. Gençliği salla, kariyeri pulle, çaynada demle, son duran Avrupa. Gönül telimizi titretiyor efendim. Ailecek seyrediyorum. Sağ olun efendim. Alkışlar. Evet efendim. Sağ olun. Kim gelmiş? Biz bir iki ay içinde bir nişan yapalım diyoruz çocuklara. Ne dersiniz? Aa, annemle nişan mı tazeliyorsunuz? Bize Volkan. Baba beş kere sözlendiler ya. Bir sürü masraf, onu ona saysınlar artık. Masraf tabii de ne yapalım yani, önemli bir gün. Tabii de nişan yapacağız Volkan. Sen ne karışıyorsun, sen ye ya. Hadi. Ya aslında bilmem ki yani. Bence de çok gerekli değil böyle nişan işi. Yani yazın evleniveririz, olur biter ya. Bir kere bu evleniveririz terimini hiç kabul edemiyorum, özür dilerim. Çünkü düğündü, nişandı, gelinlikti, nikah şekeriydi falan. Birkaç ay hayatımız sadece bunlar olacak, hazırlıklı olalım. Uzun kız 30 yıldır bugünü bekliyor, ona göre ha. Ayrıca da madem evleniyoruz tabii ki nişanımız olsun Cem. Hayır, sen hayatında kaç kere evlenmeyi düşünüyorsun? Uzun bak iyi düşün ha, acele karar verme. Tabii ki bir kere evlenmeyi düşünüyorum Aslı'cığım. O da Aslı'yla mı? Hadi yani benim demek istediğim şey, zaten aileler bunu onaylamış. E biz de birbirimizi seviyoruz. E nişan bunları halletmek için yapılmaz mı? Hayır. Nişan böyle nişan başı yaptırılan, nişan elbisesi giyilen, takı takılan, ondan sonra böyle arkadaşlarla eğlenilen, şampanyanın su gibi aktığı ve günlerce gelin adayının ne kadar hoş olduğunun konuşulduğu bir partidir. Bu senin söylediklerinle hiç alakası yok. Şampanyanın su gibi aktığım. Cemciğim, nişan zaten kız tarafına aittir. Biz kendi şanımıza uygun bir nişan yapalım ki annenlerin yapacağı düğünün altında kalmayalım. Büyük nişan mı? Ay, tabii ayol, aile içinde mi nişan yapacağız yani? Çocukların çevresi geniş, sosyetik, mosyetik, medya falan. Aslı, ben sizin nişanda şarkı söyleyebilir miyim? Cenazemde söyleyebilirsin Volkan. Ben ölünce ancak. Ay, Cem evladım, annenler ne diyor? Ha? Onlar da istemiyorlar mı nişan? Avrupa'da yok muymuş öyle adet? Vallahi efendim, annemler her şeyi bize bırakıyor. Zaten Aslı ne derse annem onu kabul eder. Çünkü yılbaşı gecesi Aslı anneme anne diye hitap etmiş. Annem de artık mahvolmuş. Bir dakika. Anlamadım. Hakikaten anlamadım ya. Şimdi kim kime anne demiş? Volkan. Sen bizim nişanda aslında şarkı söyle. Şey yapalım bak. Sen 10 kilo ver. Biz de şarkı söyle. Böyle aramızda oyun. Nasıl? Ha? Kötü. Uzun. Annem bir şey sordu. Onu diyordum ben de işte. Yılbaşı gecesi Aslı anneme anne diye hitap etmiş. Annem de artık bayılmış. Kızım, bir pırlanta gerdanlık takmışlardı. Çüş falan dedik yani. Düğünde var ya, süperdi falan yani. Yani o sınıfın en utopik kızı İlayda evlendi mi ya? İnanamıyorum. Kızım, herkes evlendi. Yani bak, ben bu yazı inşallah Petek'te Nisan'da nişanlanıyor. Kızım, bir sen kaldın bizim çevrede. Aa, gerçekten. Olur mu bir şey vardı. Neydi o, söyle adını. Kim?
yakışıklı, kızıl saçlı. Hani bizim yan villada oturuyordu o. Kızım ya, olur mu? O evlendi, boşandı. Şimdi ikinci kere sözlendi. Yani en geç 25'te evlenmek lazım. Çünkü bizim piyasadaki iyi tiplerin hepsi erkenden kapılıyor. Ya ben henüz 24'üm. Yani hali hazırda kendim bizzat şahsen. Yani şimdi yarın tanışsan, ay arttın, çıktın, ettin. Evlenmeye razı ettin, hazırlık, muzurluk derken. Yani ancak 25'e yetişirsin. Yok mu hazırlık? Yok, olması mı lazımdı? Ya kızım ya, yani yedekte birini tutmak lazım. Yani hani böyle arkadaş mı arkadaş ayağına. 25'ten sonra adaylar azalıyor, piyasada rekabet artıyor. Ben aslında kendimin daha 24 yaşında olduğumdan dolayı, yani kendimin hayatımın böyle daha baharında olduğunu düşünerekten... Kızlar, yok mu hali hazırda böyle bana uygun biri? Kubilay Peynircioğlu. Niye ayrıldınız ki kızım siz zaten? Kızım var ya, yani onun gibi adamlar erkenden kapılıyor. Hayret, Kubi hala bekar. Ya işte... Ondan sonra Şesu da dedi ki Cem'e, Cem dedi ben deli miyim senin kahveni kötü yapayım, sen genel müdürsün, ya bana zam yapmazsan anam dedi böyle ya, öyle bir olay yaşadım. Da nereden çıktı şimdi bu? Ben anladım nereden çıktı. Çok iyi anladım. Şimdi Cem, Aslı senin annene anne mi diyor? Bilmem valla, öyle demiş. Değil mi? Öyle olacak herhalde. Yani öyle kesin bir şey yok. Var kızım işte, söylemişsin demek ki. Ha? Sedef Hanım da bayılmış. O zaman hemen benimsemiş anne olarak Sedef Hanım'ı. Bülent Bey'e de baba diyor musun Aslı? Ah, kapı. Hadi Cem kapıya baksana. He? Kapıya baksana, kapı çaldı. Peki bakayım. Bak yavrum bak. Ne de olsa aynı aileyiz. Annelerimiz aynı. Annem başında böyle oturuyorduk. Sen de şurada oturuyordun. Ben kadına sana anne dedim. Kadın buradan üzerine alındı. Şey yaptı ya. Evet, ben de bozmadım. Bülent Bey'e baba dedin mi? Ya hayır, o zaten Bülent dedirtmeye çalışıyor baba. Aman canım, böyle işler zorla olmaz zaten. Bir nikah düğün olsun. Bu kızcağıza bazı şeyleri empoze ediyorlar. Ya baba, etmiyorlar. Merhaba. Merhaba. Merhaba kızım. Merhaba. Ne o? Yatıya mı geldin? Yok, aslında benim kendimin yatıya misafir var aslında da şey, hatta uydu onlar. Benim biraz moralim bozuk. Böyle uğrayayım dedim. Gelmişken de bir şeylerden yerim. Ev yapım böyle gerekten. Oo, sen fasılı kaçırdın Selin ya. Bir şey kalmadı yani. Ben kışın biraz iştahım fazla oluyor da benim. Yazın çünkü ağzına bir lokma koymuyor Volkan da. Ha bir de bu halinle çıkıp sahnede şarkı söyleyip Tarkan gibi dans etmeye falan özeniyorsun ya, ben de onu anlamıyorum. Anlamadım, tekrar eder misin lafı? Babacığım nişanı kastediyor kardeşim. Latife ediyor. Ay ne nişanı yine ya? Yine değil Selin, biz Cem'le nişanlanıyoruz ya. İnanmıyorum. Kesin mi? Selin, yaza evleniyoruz ya. Ne? Tamam ya. Ay, hayatımın gerçekleri bütün çıplaklığıyla gözüme gırkıyor. Ya Aslı bile evleniyor mu? Ya düşünsene, yani bu adama böyle dışarıdan bakınca hani normal bir adam zannedersin. Kim bilir derinlerde saklı nasıl bir arıza varsa evleniyorlar. Hayırlı olsun. Bence Aslı abla bir yerde haklı abi. Niye kardeşim? Rahmetli Yıldırım Gürses de böyleydi. Ay ona bakarsan Pavarotti abimiz de var da... Hani Volkan'ın müzik yapısına uymuyor abi, böyle iri yarı fizik. Ne bileyim, ona böyle daha pop, daha kıvrak, çıkkıdı çıkkıdı Tarkan olayı düşünüyoruz biz yani. Usta ben sahnede sesimle, jestimle onu veririm de... Bu plak şirketleri yan çizer mi, ne diyorsun? Aynen abi. Aslında abi bir 10-15 kilo versen kurtarır. Boyun da var. Nasıl yani kardeşim ya? 10-15 kiloyu vermek öyle kolay mı? Abi Beverly Hills rejimi denen bir rejim var. Geçen gün gazetede okudum. Oğlum denemedim, diyet kalmadı benim ya. 5 kilo veriyorum, 10 kilo olarak geri alıyorum ya. Yanında yediğim brokolilerle lahana çorbaları da kapak oluyor yani, bonus oluyor.
Doktor kontrolünde bir şeyler yapsan Volkan. Abi şimdi çok meşhur diyetisyen bir hatun var. Gazetede falan röportajları çıkıyor abi. Herkesi zayıflatıyormuş. Abi Rükşan bilmem kim. Bir randevu alayım mı abi sana menajerin olarak? Ara bakalım tabii. Menajerim olarak arayacaksın tabii. Her şey sanatçının işi değil değil mi? Ben yani kendi sanatıma konsantre olmak durumundayım. Mahmut! Duble kazandı bir ver bakayım lan. Aç geldim bak sabah değil hiçbir şey yemedim. Beynim dönüyor açlıktan. Ne bakıyorsun Taceddin? Benim sorunum değil abi. Doktorun sorunu artık. Allah Allah. Senin ne işin var burada canım? Bu saatte kimse, kimse olmaz da burada. Kubilay! Bu ne cesaret Kubilay? Niye? Olga bak bu Nikita. Nikita, Olga. Senin soydaşın. Toprağın canım. Hadi sarıl. Arkadaş, samimi. Hadi kucaklaşın. Kubilay sen manyak mısın Kubilay? Neden canım? Şu karşı kahvede ben kahvaltı yapmak için oturmuştum. Nikita ile orada tanıştık. Ve tam seninle tanıştırmaya getirecektim ki. Ondan sonra birden aramızda böyle sıcaklaşma oldu. You have a girlfriend? You like? Bir dakika canım. Daha. Sonra bir de baktım, kız benim üzerime atlamasın mı? Kubilay, kızı bizim ofise attığına inanamıyorum ama en çok... Seninle birlikte olduğuna inanamıyorum. Bu ikisine inan ben de inanamıyorum Olga. Господи боже мой, вы бы разобрались уже, что вы хотите, что ты хочешь, что ты нет. Bak gördün mü? Küstürdün kızı. Hiç sen Petersburg'u göremiyorum sen canım. Hani bizim Kızıl Meydan ruhumuz ya? Kızıl Meydan Moskova'da Kubilay. Bak görüyor musun? İnsan seninle her gün başka başka şeyler öğreniyor ya. Çok ansiklopedi Britannica gördüm seni canım. Olganım, bir pıt rezervasyonunuz var. Yani al o pıtı Kubilay. Al o pıtı ve git bu ofisten. Hey, Olgacığım, sen şu anda çok sinirlisin. Ben gidiyorum. Sonra tekrar konuşuruz. Ama bir pıt... Abi Allah'tan başka bir şey isteseymişsin keşke. Kadın iki yan sokakta markette alışverişteymiş. Buraya uğrayıp seni görecek. Aman. Görecekler ne olacak lan? Yine kibrit kutusu kadar beyaz peynir günleri geri başlayacak. Yok o kadar yeme. Yok bu kadar bu işte bilmem ne bu kadar kalori. Yok işte haftada bir tatlı izni. Yok tuzlu şöyle, şeker böyle, un şöyle. Her şey kısıtlamaca, her şey makine gibi. Baş öğretmen gibi tepemde hayattan tad alamayacak. Vallahi ben o kadını görmeden uyuz oldum arkadaşlar. O kadar söyleyeyim size ya. Allah'ım sana geliyorum. Merhabalar. Beni cepten arayan siz misiniz? Evet abla buyurun. Abla deme lan. Siz kusuruna bakmayın Rükşan Hanım. Biz aradık sizi dergiden bulduk numaranızı. Benim kardeşim dergide. Hoş geldiniz. Buyurun. Teşekkürler. Ben tabii ki böyle hasta bakmıyorum ama çok yakındaydım bir uğrayayım dedim. Muayenehanemde ana caddede zaten. İyi ettiniz. Hayırlı işler. Hayırlısı olsun inşallah iyi işler. Zayıflamak isteyen Volkan sizsiniz değil mi? Aa nereden anladınız? Yüzünüzde o isteği gördüm. Eyvallah. Ben müzisyenim. Ben sahneye çıkacağım da. Sahneye çıkınca tabii şarkı söyleyeceğim. Ben aynı anda dans ediyorum. Hem şarkı söyleyip hem dans ederken nefes nefese kalıyorum diye. Zayıflamak istiyorum ben müzisyenim. Tabii böyle hemen olmaz. Yani önce bir takım testler yapmamız gerekiyor. İstiyorsanız bir yarım saat bana uğrayın. Evinizde mi? Muayenehane Volkan. Anladım. Ben çok istiyorum sizi Rükşan Hanım.
Yani sizde çalışmak çok istiyorum. Zayıflamak çok istiyorum ben. Zayıflamak istiyorum Rüksen Hanım. O zaman benim için bir şey yapın. Sizin için her şeyi yaparım. Hemen yaparım. O kazan dibini bırakın. Bıraktım gitti. Şu dakikadan itibaren hayatımdan çıkarttım kazan dibini. Ben artık söylediklerinin büyük bir yalan olduğunu farkına vardım Şesut. Selin'in bana karşı herhangi bir hissi yok bence. Ya Burhan abi sen ne diyorsun Allah aşkına? Beni çıldırtma ya. Ya Burhan abi, kız senin için yanıp tutuşuyordu. Ama sen belli ki yeşil ışığı yakamadın. Yani bence beni bir insan olarak çok seviyor. Hayranlık duyuyor. Tamam, aslında bir şey demeyeyim. Ama dikkat ediyorum. Bana karşı herhangi bir cinsel davranışı yok yani. Böyle kırıtmalar, etmeler. Ben öyle şeyleri çok severim. Bak şimdi Burhan abi. Ha. Hatırlıyor musun? Burada bir konuşma yaşamıştık. Burhan abi, bu kız seninle izdivaç düşünüyor. Sen kırıtma mırıtma dediğin şeyler olmaz. Kız gönül eğlendirmek istemiyor. Niye yapsın öyle şeyleri? Bir evlenin ondan sonra. Ayrıca ben sana söyleyeyim. Bak, kızın istediği bir, üniversite mezunu olsun, akıllı, uslu, olgun bir erkek olsun, holdingin başına geçsin. Anladın? Strateji bu. Ama ben karar veremiyorum. Yani Saadettin Bey'e de aşk olsun yani. Kızı saldım çayıra, Mevlam kayıra durumu yapmışlar yani. Anladın mı? Her taşın altından belalısı çıkıyor. Aa, geçen ben sana anlatmadım. Bir şey oldu. Bir aşiret reisi miymiş neymiş? Benim kapıma dayandı. Aşiret reisi mi? He. Hayırdır ya? Bu bizimkinin hastasıymış. Elinde tüfek. Böyle duruyor. Ben dedim ya şişko. Geri bas. Geri bas. Burası dedim Nişantaşı ya. Burada eşkıya alıp sökmez dedim. Sert çıktım böyle. Asıl Allah kuyruğu kıstırdı Şesut. Böyle gittiydi korkudan. Ama yani tatsız olay, anladın mı? Böyle şeyler benim psikolojimi bozuyor. Allah Allah. Şimdi Burhan abi, kız tabii medyatik bir insan. Anlatabiliyor muyum? Beğeneni olacak tabii. Ama bana sorarsan kız seçimini yapmış. Saygısından, sevgisinden bu belli. Söyle de. Şimdi ben karışmak istemem Burhan abi ama sen hazırlığını yap. Yani damatlığını, mamatlığını yazı hazırla. Ben yazı falan çekeceğim yani. Bana öyle geliyor. Bak şimdi ya. Ya serseri. Serseri. Ortada full yok, yumurta yok yani. Kime inanır ki buna? Kadir. Burhan abi. Bir şey soracağım. Şimdi benim gibi, bak şimdi böyle benim gibi her yönden perfect, dört dörtlük bir genç kız kaç yaşlarında evlenmelidir? Yani benim şahsen kendimin bizzat görüşlerine göre en geç bir yıl içinde evlenmeliyim bence. Doğru mu? Kadir Hanım. Ama işte dedim bir kere sevgilim, geri alamazsın. Niye ya? Alırım. Şey derim, Sedef teyze derim. Daha böyle samimi, yakın olur. Ya Aslı, bu annem için çok önemli ya. Tamam da benim annem için de önemli Cem. Şey desem, Sedef abla desem, genç gibi böyle. Ah sevgilim ya, ah sevgilim. Niye dedim bunu yılbaşı akşamı o zaman ya? Ne bileyim ben ya? İki tane şampanya içmiştim. Küpeleri de beğenince öyle ağzımdan çıkıverdi Cem. Annem zaten uzak yerde oturuyordu, duymayacak diye. Öyle söyledim işte. Çok affedersin, ben sana bir şey soracağım. Senin annen niye karşı senin benim annem anne demene acaba? Çünkü daha evlenmedik. Hatta nişanlanmadık bile Cem. Ayrıca şimdi ben gidip mesela Şesu'ya sevgilim desem senin hoşuna gider mi? Sen niye Şesu'ya sevgilim diyorsun? Manyak mısın sen? Senin sevgilin benim. Hah, işte annem de aynen böyle düşünüyor. Ya vallahi ya. Ya bütün arkadaşlarım evleniyor kızım. Hayır, bunun hazırlığıydı falanıydı filanıydı. Yani bir yıl sürer ya. Tabii, nereden baksan. Değil mi? Tabii. Bence bir kadın 30'una gelmeden çocuk yapmalı ki yavrusuyla kuşak çatışması doğmasın. Hele ki babanın yaşı daha büyükse.
Tabii. Mesela ben annemin 8. çocuğuyum. Yani değil annemle, abimle kuşak çatışması yaşıyorum ben ya. Bence senin tam evlenme çağı. Bilmiyorum. Karışmak da istemem. Kız yarın öbür gün vallahi yaşlanırsın, oran buran pörsür, vallahi kimse seni almaz vallahi. Of, bilmiyorum ya, bilmiyorum. Ya of. Hayır, ya ben de istiyorum. Ya meriç bu sonuçta, bor değil, anladın mı? Ya Muhran abi, hayır, birini bulup hemen evleneyim mi? Bak şimdi ya. Ne bileyim. Bence evlen tabii. Varsa düşündüğün birisi. Evlen yani. Fakat nasıl zevkli kız biliyor musunuz? Böyle muayenehaneye giriyorsun. Her yer bembeyaz abi, içim açıldı. Böyle resepsiyonun orada yeşil elmalar falan var. Bunlar ne diyorum, Rüksan diyorum. Artık öyle konuşuyorum yani, sizli bizde değil, öyle Rüksan falan konuşuyorum. Samimiyeti ilerlettik yani. Vay be abi, helal olsun. Doğru dinle. Dedim ki Rüksan, ben bunlarla nasıl doyacağım ya dedim. Bir hafta nasıl yaşayacağım dedim, gülüyor bana. Dişlerde böyle bembeyaz inci gibi, ulan ne kız be. Vallahi billahi. Dedi ki o kadar kolay olsaydı dedi, bana gerek kalmazdı dedi. Bak Naz yapıyor bak. Naz mı abi? Ne alakası var kardeşim ya? Lan sen ne anlarsın ya? Allah Allah. Oğlum bu kız bizim bildiğimiz kızlardan değil. Klas oğlum bu, klas klas. İnce ince yazıyor böyle. Kibar kibar yazıyor, anlıyor musun? Yüksel Hanım yazıyor mu yani sana abi? Ne bileyim Sertaç ya. Şunu biliyorum yalnız. Ben karının hastası oldum abi. Yazamıyorum onu. Niye kardeşim? Sen bu işleri becerirdin eskiden. Oğlum bu kız çok klas. Alafranga. Kariyer kadını. Yani gazetede köşesi var lan. Şimdi buna gidip de gel işte Rüksan sana bir kebap yedireyim falan desek olmaz ki. Zaten kebap yemez abi. Ben de yemeyeceğim bundan sonra oğlum. Yeni bir hayata başlıyorum ben arkadaşlar. Sağlıklı beslenme, doğal gıda, ideal kilo. Rüksan'dan sonra artık bambaşka biri olacağım ben. Anladınız mı? Rüksan'ı tabii ki tanıyorum da... O çok doludur Volkan, nasıl kabul etti seni? Bizim de kendimize göre bir cazibemiz var herhalde aslanım. Bana bak, benim ismimi falan vermedin değil mi Volkan? Derginin torpilini falan kullanmış olmayasın bak. Ya elini koluna oynatma, ne alakası var ya? Aa, kadın beni tanıdı, sevdi, sempatik buldu, kararlı buldu. Bu sefer hakikaten kararlı galiba. Çünkü onca yemek varken yalnız etiyle sorulması neydi? Hatta ben gitsin içeri yatsın, hasta falan galiba diyecektim. Yok babacığım, bundan sonra böyle ya. Öyle şey, et, met, karbonhidrat, işlenmiş gıdalar falan benden uzak dursun. Evde müsli olacak. Hatta hünkâr beğendi yapılsa bile içine normal et değil, soy eti konur. Yok canım. Aa, Rüksan Hanım kendi yesin soyalı hünkâr beğendiği. Allah Allah. Babacığım, Rüksan, Rüksan. Ü harfli, ü. Ha, Rüksan ü harfiyle kendi yesin. Ah. Hadi buyurun. Oo, vallahi siz buyurun. Ben yemem, sevmem zaten. Of, İfo ne yapmışsın ya, kaymaklı kaymaklı. İfo. Sedef Hanım'a anne, bana İfo. Ha? Ya anne, kadına anne demiyorum. Anne demiyormuş. Tamam yavrum, tamam. Madem ayva tatlısını beğendin, çarşamba akşamı annenler geliyor. Onlara da yaparım. Anneciğim, ben sana dedim, kadın... Üzerine alındı. Göreceğiz çarşamba. Bakalım Bülent Bey'e de baba deniyor mu? Ayol 4 ayda anne dendi. Ben bu kıza 2 sene doğduktan sonra anne dedirtemedim. Ya geç konuştuğu için sen de İfo. Aa, hadi tatlılarımızı alalım da televizyonun karşısında yiyelim güzel güzel. Kaç şekerim, kaç. Hadi bakalım. İfo. Ne? Bu Rüksan bekar mı? Sana ne ki? Yani hoş kız da. Sen Rüksan'ı mı beğeniyorsun? Vallahi şey yani. Hoş kız yani. Hayır demem. Çarptı beni yani. Ha.
Volkan yani bak o kadar hiç şansın yok ki. Yani görüyorsun üzüldüm bak dalga geçmiyorum seninle. Ve seni salatanla baş başa bırakıp şuradaki ayva tatlısını alıp gidiyorum. Sen, dur 2 dakika ya 40 yılda bir işimiz düştü ya. Bak yarın öbür gün senin de bana bir işin düşer ya. Şimdi bak beni dinle. Hı. Bu kız böyle klas hoş bir kız yani. Alışık olduğum organizmalardan değil. Hı. Buna nasıl takılmak lazım yani? Buna şarap mı almak lazım? Çiçek mi almak lazım? Ne yedirmek lazım? Ne yapmak lazım bu kadına? Şimdi senin hukuk, tıp veya mimari diploman var mı? Yok. Ha, holdingin var mı? Yok. Golf oynar mısın? Veya bırak bunların hiçbiri yoktur da mesela ünlü bir aktörsündür. Ya ne demek istiyorsun sen ya? Ya Volkan'cığım bak Rüksan başka bir ligde. Yani nasıl anlatayım? Selin çok özel bir şanstı senin için. Yaprak zaten değil, ne yaptığı belli değil. Bu iki kadın da senin hayatında çıkabileceğin en üst sınır. Onları da ben sana tanıştırdım. Artık daha fazla yardımcı olamayacağım yani kusura bakma. Görürsünüz lan. Hırs da hırs. Orijinalim lan ben. Güzel vallahi güzel. Bu papatya çayı normal çaydan böyle daha iyi gibi ya Rüksan. Ya öyle değil mi? Volkan'cığım, 3 kilo vermeni kutlamak için beni buraya davet etmen büyük inceliktir. Çok teşekkürler. Ama ben yavaş yavaş ofise geçeyim artık. Aa, gidiyor musun? Olur mu öyle ya? Daha laflıyorduk işte, bilgi alıyorum ben sizden. Şey soracağım, ha? Bu soya etinden İskender kebap olur mu acaba? Olur. Yani yapılabilir tabii. Ama kesinlikle tereyağı kullanmayacaksın. Bir de pidelerin kepekli undan yapılması gerekiyor. Kepekli undan tabii güzel olur, nefis olur ya. Bir gün yapsak da yesek. Yeriz yeriz. Tabii yeriz. Ben artık yavaş yavaş... Şey Rüksan. Şey soracağım ben sana. Heh, benim haftada bir parmak çikolata yeme hakkım var ya. Ben onu da yemeyeyim olur mu? Olur. Sen bilirsin yani. Senin için yaparım bunu bak. Bence her şeyi kendin için yap Volkan'cığım. Çünkü bu senin sağlığın. Ama yine de o kadarcık kaçamaktan hiçbir şey olmaz. Görüşmek üzere. Oldu görüşürüz. Hoşça kal Rüksan. Eyvah eyvah göz kırpmalar falan da başladı. Allah inceden asılıyor bana bu ya. Lan kaçamak diyor göz kırpıyor. Hem göz kırpma hem kaçamak aynı cümle içerisinde. Çikolata için bu kadar mesai üretilmez ki. Var bunda bir şey var. Ben doğru hissediyorum. Biri bana yardım etsin lan. Üf, öleceğim lan heyecandan ya. Lan biri bana yardım etsin ya. Ne haber Şesucuğum? İyilik tatlım. Ofiste yoktum ben de buraya kaçtığını tahmin ettim. Ben ne yiyorum? Valla Kubilay gelmiş. Sen de geç otur garsonu yollarım ben şimdi. Bilal mi gelmiş? Hı. Çocuklar söyledi ya. Özel odaya ayırtmış. Yarım saat önce de gelmiş. Hadi ya. Randevusu seninle değil miydi? Göreceğiz bakalım. Yok artık bu Bilal ya. Aa! Yaprak! Bu Ayşe. İzmirli. Yani anlayacağın senin hemşerin. Sarılsanıza. Ayşe hadi sarılacağım. Hadi. Senin aklından zorun mu var Kubilay ha? Aklından zorun mu var? Ya beni aldatıp duruyorsun bunu anladık. Da bunu niye benim en sık geldiğim yerlerde yapıyorsun? Tehlikeyi seviyor muyum neyim canım? Çok görevimiz tehlike gördüm kendimi ya. Buranın havası bozuldu. Bilal beni bir daha aramazsan sevinirim. Ayşe. Yani bu ilişki çoktan bitti de Kubilay. Merakımdan soruyorum. Neden yapıyorsun bunu? Bilmiyorum. Bilmiyorum ya. Terapi görmem lazım herhalde bilmiyorum. Niye kızları alıp ofise ve buraya getiriyorum? Ben de bunu anlamıyorum canım. Yani bir gün bir kızı tutup da senin evine atmasam vallahi şaşırırım ya.
Sanki özellikle yakalanmak istiyorsun. İnan bilmiyorum Olga. Yani belki de bu Playboy hayatı beni yordu. Güzel kadınlar, mankenler, modeller evet ama nereye kadar, tamam mı? Canım, senin için üzülemeyeceğim Kubilay'cığım. Belki birisi sarsıp kendime getirsin diye yapıyorum Olga. Ben kendimi günübirlik ilişkilere vuruyorum ki birisi şu zavallı halimi görsün, bana acısın ve beni çekip alsın bu hayattan diye. Analize bak. Çok Freud gördüm kendimi canım. Ben de çok sıkılmış gördüm kendime. Ha, bu arada hemşerim Ayşe'nin de söylediği gibi beni bir daha aramazsan çok memnun olurum. Bye. Bir gün gelip de mesela Cem'in aşk hayatını kıskanacağım. Kimin aklına gelirdi ya? İnanın acıyorum size beyler. O pilav var ya, o pilav. Kan şekerinizi de yükseltecek şimdi. Yarım saat sonra tekrar acıtacaksınız. Oysa bu salatalık öyle mi ya? Güzelim salatalık ya. Abi salatalık yengenin muayenehanesinden mi? Yenge deme lan. Avam. Rüksan öyle bir kız değil. Biraz klas ol, klas. Abi nedir vaziyet? Bir gelişme var mı? Abi ne bileyim ya. İş güç sahibi kadın. Havalı da. Güzel de. 35 yaşında. Ne yapılır, nasıl yedilir bilmiyorum ki yani. Volkan bir gidişinde bizim dükkandan baklava götürsene. İşte ben de bundan korkuyorum Taceddin. Sizin aklınıza uyup diyetisyene baklava götürmek çok zekice yani, bravo yani. Abi Yaprak yengeden yardım alsan, hani sağlıklı yaşam olayları, vejeteryan olaylarını o biliyor abi. Bu kadın ne yer ne içer, yardımcı olur sana. İyi fikir de ayıp olmaz mı oğlum? Bir arkadaş için soruyorum dersin abi. Dur bakalım. Alo, Yaprakçığım. Ne haber canım? Ya bir şey soracağım ya. Bizim bir arkadaş böyle doğal gıdalara meraklı beslenme uzmanı bir hatuna tutulmuş. He. Şey dedim, Yaprak bilir dedim ya. Bu hatuna ne hediye gider? Nereye yemeğe götürülür? Ne yapılır Yaprak? Ya Volkan ya kusura bakma ya. Gerçekten senin arkadaşın problemleriyle uğraşabilecek havamda değilim şu an. Hadi bay bay. Ne oldu kızım? Fotosentez güzeli. Niye sinir burhanları geçiriyorsun? Ben de evde kaldım. Evlenmek isteyen kim ya? Almayayım, sağ ol. Zaten artık geçmiş olsun. Niye ya? Ben gayet gencim daha. Tabii. Öyle. Neyse uzun hikaye bu, şimdi konuşamayız. Ne diyor Volkan'ın derdi neymiş? Bir arkadaşı için yardım istiyor. Yardımsever çocuk. İyi de insan. İyi niyetli. İyi de bir ailenin çocuğu. Fakir de sayılmaz. Çay daha içeriz değil mi? İçeriz. İçeriz tabii. Siz zahmet etmeyin şekerim. Kızımız koysun. İkimizin kızı manasında mı? Efendim? Hayır, anneleriyiz ya. Tamam ben koyarım çay. Ben açık içiyorum yavrucuğum. Tamam. Ben içmiyorum Atmazer. Bana koyma. Ben beni ayıltan değil, uyutan şeyleri seviyorum. Bu hayat başka türlü çekilmiyor. Aslıcığım kim çay içmiyormuş? Ben duymadım. Kim içmiyormuş kızım? Babacığım Bülent abi içmiş işte. Tamam oğlum. Peki kim açık çay içiyormuş Aslı?
Şey? Anne ben biliyorum herkesin nasıl içtiğini ya. Hayır ben tekrardan kontrol ediyorum ki yanlış getirmeyesin diye. Demiş takber kayınvalideleri. Güzel servis yapasın diye. Kayınvalide olur mu hayatım? Anne. Anne. Aslı. Kim açık çay içiyormuş? Annem. Annem açık içiyor efendim. Tamam oğlum. Ben Aslı'ya sordum. Evet, siz açık içiyorsunuz, değil mi? Siz açık içmiyor musunuz? Siz açık içmiyor musunuz? Siz açık içiyorsunuz. Kalem müdür. Sana diyor. Duymuyor musun? Vallahi sen iyice yaşlandın ya. Ne yaptın böyle? Evet hayatım. Ben açık içiyorum kızım. Bolki. Bir şey konuşmamız lazım. Aa, Bülent amca. Merhaba. Merhaba, merhaba. Hayırdır senin? Ay kısmet de inşallah hayırlar vesile olsun falan. He? Gel, mutfağa gel. Şey Volkan, hani biz evlendik, evlenemedik ya. Evet. Şimdi tamam, yani senin de geçmişte bir takım hataların olmuş olabilir. Ama ben de bizzat şahsen kendimin bir öz eleştirisini yapmak gerekirse. Ya bir dakika Selin. Ben de bu konuda sana bir şey soracaktım. Bak tam üstüne bastın ya. Şimdi ben kadınlara yaklaşırken, hani böyle ilk tanışma dönemlerinde neyi yanlış yapıyorum acaba? Nasıl yani? Ya mesela diyorum seni ayartırken hani ilk zamanlarda nasıl bir hareketim hoşuna gitti veya gitmedi yani? Niye soruyorsun ki bunu? Ya sen yabancı değilsin. Bugünlerde hoşlandım bir hatun var da. Hani ona çalışacağım şimdi. O yüzden hani senden biraz böyle eski tecrübelerle ilgili bilgi alayım, fikir alayım istedim. Gerçek bir realite mi bu? Ya öyle çok önemli biri değil ya. Öyle hoşlandım bir hatun işte. Havalı bir şey. Ya Selin, sence ben hani kadınlara karşı kaba biri miyim? Son derece kaba bir insansın Volkan. Allah Allah ya. Ulan kendim ettim, kendim buldum. Eski nişanlıma başka kızdan söz edersem olacağı bu tabii. Biri bana yardım etsin ya. Yok mu bana yardım edebilecek biri ya? Efendim, Sedef'i kendime Paris'te bir hafta daha aşık ettim. Çok da uğraşmadım. Ay, ilahi Bülent. Her kadının zayıf bir yanı var. Onu bulacaksın, onun üzerinde çalışacaksın. Her şey teknik. Bülent abi, biraz sizi mutfağa alabilir miyim? Bir şey göstereceğim size. Ne göstereceksin? Şarap falan var mı? Var abi, ayarlarız. Buyurun. Çok şükür. Ben de konken oynayacağız diye korktum bir an. Hastayla şarap mı içeceksiniz? Siz de alır mısınız Azizim? Hayır. Biz halbuki hani nişan işini konuşalım diye şey ettik ama. Konuşun tabii. Ben kalem müdürüne vekalet verdim. Aslı'cığım canım. Efendim. Gel buraya ya. Sedef Hanım'ı çağır da şu annemden kalan şekerliği bir göstereyim ona. Ha, çağırayım. Buradan çağır. Burada bir şekerlik var. Şey...
Burada anneannemden kalma bir şekerlik var, eski. Görmek ister misiniz? Burada bir şekerlik var, anneannemden. Aslıcığım, seslen kızım kayınvalidene. Kalem müdürü? Kalem müdürü mü? Evet. Bülent diyor. Bülent abi amca diyor ya, böyle şey yaptım ben de, espri yaptım onun gibi. Ne kadar eğleniyoruz bu gece. Sedef Hanımcığım, size gelin de şu şekerliği göstereyim. Göreyim efendim. Göreyim. Seni tebrik ederim genç adam. Çok doğru bir adrese geldin. Abi Allah razı olsun. Ben de öyle düşünüyorum Bülent abi. Şu işimi gör kurban olayım abi. Ne tavsiye edersin abi? Bak şimdi uzaktan olmaz. Kızı önce bir tanıyalım, üstünde çalışalım, plan yapalım, sonra saldırıya geçeceğiz. Vay, hırslı takılacağız yani. Ama avına çaktırmayacağız. Yani blaze gözükeceksin. Nasıl yani? Hani siz cool diyorsunuz ya, böyle çabasız, umursamıyormuş ki. Ha. Şimdi önce temel bilgilerle başlamak. Temel bilgilerle mi? Ha, mesela giyim kuşağı. Değil mi? Vücut taşıma, oturma, bir sigara nasıl yakılır, şarap nasıl konur. Sen kız için femme de mode dedin, değil mi? Vallahi abi o kadarını bilemiyorum ben, yeni tanıştığımız için. Yani dünya görmüş, rafine, kültürlü bir hanım. Tabii tabii. Üzerinde çalışalım genç adam. Allah razı olsun abi, çalışalım abi ben. Bıktım ya bu moruklarla vakit geçirmekte. Bir de İstanbul'da daha henüz çevre yapamadım genç adam. Ya sizin bir fatoş vardı. Ha, ne oldu onu? Ah be abi. Sen de orijinalsin be abi. Vay Bülent abi. Biz hayır yani şu anda özel veya genel bir aday yok. Olursa evlenip diyorum sana. Evlen tabii. Bence de. Bak kaç yaşına geldin? Kaç yaşına geldin? 14 gibi. Evlen de mürüvvetini görelim kızım. Ben zaten günde 5-6 tane bunlardan içiyorum. Kolesterol de yüksek. Hani yani ne olacağı belli olmaz. Allah gecinden versin Saadettin Bey. Hepimizin birer babası olacaksınız. İnşallah torunlarınızın çocuklarını da görmeyi nasip etsin. Ya Rabbi! Sonra anne, nereden baksan senede 2-3 tane ameliyatı var. Bir gün orasını burasını gerdirirken masada kalabilirsin. Ne olacak şirket? İşte babayı be. Kardeşin küçük. Tamam sen çok zeki ve çok yeteneklisin ama yarın öbür gün çoluk çocuğa karıştığı zaman bırakırsın şirketi. Öyle birisini bul ki bu işleri de devam ettirsin. Saadettin Bey, karışmak gibi olmasın da şimdi Selin Hanım'ın eşi olacak adamın bu konulara hakim, idari mevzularda fikir sahibi olacak deneyimli biri olması gerekiyor değil mi? Tabii. Sonra iyi bir aile çocuğu olması şart. Tabii. O zaten elde var bir. Aileler anlaşamadıktan sonra yirmez ki. Tabii bir de üniversite mezunu da olması şart değil mi Saadettin Bey? Tabii tabii. Belli bir kültür birikimi olması şart. Benim kızım başka türlü birisiyle olamaz ki zaten. Keşke diyorum şöyle tanıdık biri olsa da içimiz rahat etse. Niye güldün buna? Yok.
Böyle bir adam ortalıkta, şurada burada. Kaç tane adam var ki? Bu adam zaten. İşte ben bunu diyorum. Nereden bulacaksın öyle düzgün adam? Bu bir iş. Artık onu da sen düşün kızım. Benim 50 tane işim var ya. Bazen aradığın adam burnunun dibinde olur ama kişi kendisi fark etmez. Vay be Bülent abi. Allah razı olsun be, buraya kadar geldin, zahmet ettin ya. Bir kere şu abi lafını Rüksan Hanım'ın yanında bir kenara kaldırın. Atatürk oluyor ya. Tamam. Bir kere dik dur. Durdum abi. Diyelim Rüksan Hanım geldi, buraya oturdu. Nasıl başlayacaksın konuşmaya? Ne haber Rüksan? Memnun oldum. İşte burası da bizim ekmek teknesi. Ne yapsın hanımefendisinin ekmek teknesi? İlgilenmez mi abi? Kadınlar nasıl da değil. Ne kadar para kazandığınla ilgilenirler Volkan'cığım. Tamam. Ama para işine girdik mi çok etkileyici bir miktar değil benimki yani. Hem sen neden kendinden bahsediyorsun? Bütün ilgiyi hanımefendinin üzerinde toplayacaksın. Anladım. Sorular soracağız mesela ona, değil mi? Mesela diyeceğiz ki hobilerin nedir? Hangi takımı tutuyorsun falan? Tahminlerde bulun. Sanki onun gibi çok kadın tanımışsın. Hatta bunun kitabını yazmışsın da 12 ülkede yayınlatmışsın gibi davran. Vallahi süpermiş Bülent'cim ya. Rüksan. Demek hayatında hiç kimse yok ha. İçindeki o hassaslığa kimseye hitap edemedi mi falan diyeceksin. Niye öyle diyorum? 35 yaşında, sevgilisiz, evlenmemiş bir iş kadınından söz ediyoruz Volkan'cığım. Sen güzel de diyorsun. O da kendi kendine neden yalnız olduğunu soruyor. Sen de o senin hassaslığı yüzünden Rüksan'cığım diyorsun. Kalbini kazanıyorsun. Tamam bitti, finito. Süpermişsin abi ya. Pardon Bülent'cim. Finito ha, sevdim. Finito. Ben bir türlü anlamadım şekerim. Nereden çıktı böyle durup dururken evlenmek falan? Fatoş, yaşım geldi geçiyor ya neredeyse. Tam mı? Ayrıyeten böyle çevremde aday adayları kısmetlerim varsa ben bu teklifleri değerlendirmek istiyorum. Geri çevirmek istemiyorum. Olay bu. Yani bu devirde koca nerede? Bence de adayları kaçırma. Fazla naz aşık usandırır. Değil mi Şesut? Tabii Burhan abi. Selin, eğer aklında bir aday varsa hemen açıkla. Yani maazallah başkaları kapar. Hayır şekerim, yani düşünüyorum da. Belki de haklısın. Yani bak şimdi sen yazı yazamıyorsun. Fotoğraf çekemiyorsun. Ayrıca bu derginin dışında başka bir yerde iş bulma ihtimalin sıfır. Yani evlen gitsin. Hani çoluk çocuk falan böyle bir karışırsın. Oyalanırsın. Yok, tabii. İşte ben de teklifleri açığım yani, onu belirtiyorum. Bir de yani bak bizim çevremizde de ilişkiler bir türlü yürümüyor ki. Hah, al işte. Yaprak'la Kubilay da ayrıldı. Ne? Bu sefer kesin ayrıldık, bitti o iş. Kesin mi? Geçmiş olsun, hayırlısı inşallah. Allah razı olsun Bülent'cim. Sağ ol. Tabii canım, tişörtle olmaz Volkan'cığım. Hanımefendi yanında bir beyefendi olduğunu hissetmeli. Hadi ara. Ne? Ara, yemeğe davet et genç adam. Yoksa nasıl görüşeceksin? Ya muayenehanesine falan gitsen ben hazır 6 kilo da verdim, çok sevinir yani. Sen misin evladım sen? Ara hadi. Ya şimdi böyle direkt yemek böyle şey olmaz mı? Biraz ağır olmaz mı ya? Şey yapsak yani sonra arasak 1-2 ay sonra falan, ben daha kendimi hazır hissetmiyorum Bülent'cim ya. Genç adam, 1-2 ayda kuş uçar gider. De ki bir arkadaşım sizden fikir almak istiyor, akşam yemeğinde birlikte olalım de, üçümüz buluşuruz, sonra ben yemeğin bir ay arasında kaçar giderim. Vay be,
Sen yanımda olduktan sonra hiçbir şeyden korkmam Bülent'ciğim. Bir şey sorabilir miyim? Sor evlat. Bu bildiklerinizi Cem'e niye öğretmediniz? Geldi sarıya takıldı. Ben pek ilgilenemedim. Daha çok annesi yetiştirdi işte böyle bir şey. Ben arıyorum. Prenses, delirdin mi sen canım? Sen şimdi bana evlenme mi teklif edin? Ay evet, ne var bunda Kubi? Ayrıca biz seninle daha önce nişanlanmıştık. İşte bu sefer evlenelim de nişanlanmış olmuş olmamızın bir manası olmuş olur. Ne dersin? Prenses, coşmuş gördüm seni canım. Nereden çıktı şimdi bu ya? Ah Kubi, Kubi. Birbirimizi ne kadar zamandır tanıyoruz seni, kaç yıllardır. Havada bulut, bizde para. Yalan mı? Aileler de birbirini seviyor hayatım. Değil mi? Ben bizden daha uygun bir çift düşünemiyorum Kubi. Düşünsene. Bütün paparazzileri ne kadar mutlu ederiz. Bülent abi, bu fular terletiyor ya, zaten heyecanlıyım. Sohbet ilerlesin, çıkartırsın genç adam. Hem bu da samimiyeti ilerletmenin işareti olur. Tamam Bülent abi. Hayır, rejimde olmasaydım fındık fıstık bir şeyler atıştırırdım. Rahatlardım be abi. Buyur. İyi akşamlar. Bir melek geldi. Ah bir melek, melek. Bülent Onaran, erken emekli olmuştu bir diplomat ya da bir maceracı diye. Lütfen. Volkan Sütçüoğlu, 6 kilo vermiş muhallebici de diyebilirsiniz. 6 kilo oldu mu Volkan'cığım? Vallahi inat ettim Rüksan'cığım. Senin için yani. Yani söz verdim kendime de o açıdan. Neyse benden bahsetmeyelim, senden bahsedelim. İçin için çok hassassın değil mi? Ne demek o? Bütün kadınlar hassas değil midir Rüksan? Siz gelmeden önce kadınlardan söz ediyorduk. Hmm. De, ne içersiniz? Kubi, realiteleri konuşalım diyorum bence. Hı? Bak şimdi, benim annemle babam da evli. Evli de ne oluyor? Ha? Ya senede toplasan 3 ay ya görüşüyorlar ya görüşmüyorlar. Yani bizim arkadaş arkadaşa görüştüğümüzden daha az. Ama prenses 2 ay kadar önce yine yürütemeyip ayrıldık biz. Hatırlasana. Kubi, Kubi, Kubi. Evlilikte garabet var lafını duymadın galiba sen ha? Duymadın değil mi? Ne olacak ki? Böyle büyük bahçeli havuzlu bir ev alırız. Bir ucunda sen, bir ucunda ben. Yaşar gideriz. Ama prenses. Ha, sen şimdi biz teknede ne yapacağız diye soracaksın. Bak biliyor musun, okuyabiliyorum senin gözlerinden. Benim babam bize evlilik hediyesi böyle 33-34 metre ebatlarında bir tekne alacak. Baş taraf senin, kış taraf benim. Ama çok yangından bal kaçırır görüyorum seni. Ne bu acele canım? Acele yok, acele yok. Acele yok. Düğünümüz yaza. Tamam mı? Kubilay, Kubilay. Beni dinle. Bak elimizi çabuk tutmazsak, eğer şurada daha fazla vakit kaybedersek ya ben evde kalacağım. Bunun daha da kötüsü sen kocamış kart bir zımpara olacaksın. Senin... Senin bir dakika canım. Seni kıracağıma kafamı kırarım ama şu anda bir hayli ödü patlamış görüyorum kendimi yahu. Ve teklifini üzülerek reddediyorum. Ben seninle evlenemem prenses. Ama ben kimseyle evlenemem. Yani bu benim işim değil prenses. Evlilik bana göre değil canım. Lütfen, lütfen beni affet. Kız hazır tuvaletteyken söyleyeyim aziz dostum. Çok iyi gidiyor. Fakat fazla heyecanlı gözükme. Abi...
Terden pantolonun bacağıma yapıştı vallahi ya. Kız gelince aşktan bahset. Sonra samimiyet ilerleyince fullarını çıkar at. Gitme abi. Yok yok gitme abi. Ben ne konuşacağım onunla bilmiyorum Bülent abi. Gitme abi. Burç muhabbeti aç. Her zaman işe yarar. Araya bir de espri sıkıştır. Isıt sohbeti biraz. Tamam da sen yine de gitme be abi. Ah, bir kadının önce parfüm kokusu sonra kendisi gelir. Tekrar hoş geldin Rüksel. Rüksan, borcun ne? Benim mi? Yok, babamın. araya espri sıkıştırdım abi. Ben tahmin edeyim. Balık. Hayır, ikizler. Ama yükselende muhakkak bir balık vardır. Çünkü ancak balık kadınları senin gibi böyle buğulu bakar, gözleri duygu dünyalarını yansıtır. Balık değilse de balık eti. Denebilir mi? Denemez. Diyetisyen balık eti olur mu ya? Zaten zayıf tabii yani. Balık eti değil yani. Geceki yemek için evime çiçek yollaman büyük incelik Volkan'cığım. Ya sabah görünce o kadar hoşuma gitti ki. Ne demek Gürksan? Benim adetimdir her zamanki alışkanlıklar. Ben de sana kepekli kek getirdim. 6 kilo vermenin ödülü olarak. 7 oldu 7. Aa, öyle mi? Seni tebrik ediyorum Volkan'cığım. Ne demek Rüksan? Her şey senin sayende oldu. Vallahi hayatımın yeni bir başlangıç yaptım senin sayende. Hayatım artık ikiye ayrılıyor. R-Ö, R-S. Ne demek o? Rüksan'dan önce Rüksan'dan sonra. Çok şekersin. Seni böyle bıkkın ve beklenti içerisinde görüyorum bebişim. Doğru mu? Sıkılıyorum Buhran. Bizim orada ne diyorlar biliyor musun sıkılanlar için? Eğer çabuk sıkılıyorsan senin eğlenmeye ihtiyacın var. Evlenince sıkıntın geçer diyor. Bizim orada öyle diyorlar. Ha ben evlenmeyeyim mi diyorum yani? Ha? Ümitsiz durumdayım Buhran ya. Biri çeksin beni bu hayattan artık sıkıldım. Ben mesajı alıyorum baba. Ya aklına kimse geliyor mu bana uygun? Yapmışsın ya. Her şey çok çabuk gelişiyor. Zaten Saadettin Bey söylediği zaman ben bu kanıya varmıştım ama acaba mı dedim. Akşam ben sana geleyim mi? Ya. Ha, geliriz sohbet ederiz. Ha, konuşuruz ederiz değil mi? Evet ya benim de çok ihtiyacım var. Çok sıkılıyorum. Tamam canım no problem. Herkesin yumurumu. Daha neler türleri çıktı ortaya. Sana havalarda uçuşuyor. Herkesin yumurumuya ihtiyacı var. Akşam konuşuruz bunları. Neyse. Akşam bir tokadı aramam gerekiyor. Adam buradan ona geliyor. Ağzıma girecek konuşurken. Neyse hadi. Of ter bastı beni. Şuradan bir gideyim. Boşundan gideceğim. Demek çok şekersin. Bunu söylerken gözlerin içine baka baka mı söyledi? Abi heyecandan dikkat edemedim ya. Aa, ama şey, kek getirmesi önemli bir şey değil mi Bülent abi? Müthiş, müthiş. Sana söyledim, çiçek göndermek her zaman işe yarar. Vallahi Bülent abi, Bülent'cim, size çok şey borçluyum. Yani o kadar çok pot kırdım ki, o gece hepsini siz düzelttiniz vallahi, siz kurtardınız beni. Ya canım, sen de bana bir arkadaşını tanıştırırsın, ödeşiriz. Şey, çevre yapmak açısından yani. Bu İstanbul'da çok yalnızım ya. Neyse, artık kızı eve çağırma zamanı geldi. Eve mi? Evet, annenler bizdeler bu akşam. Geriatri kongresi var. O ne abi? Ben buna yaşlılar sempozyumu diyorum. O ona anne mi dedi, o ona baba mı dedi. Aman neyse. Sen bu akşam diyet yemekler yaptım numarasıyla kızı eve yemeğe çağırdım. İntim bir ortam olsun. Abi emin misin gelir mi ya? Güven bana Volkan. Aa, bu saçları çalışmak değil, alkol ve kadınlar. Yakışır abi. Thank you.
Efendim, biz iki ay içinde çocuklara güzel bir nişan yapalım istiyoruz. Eyvah. O zaman düğün bize ait değil mi Karen? Evet. Çok zarif, çok hoş bir düğün yapacağız çocuklarımıza inşallah. Çocuklarımıza inşallah. Cem şey yapsana, çocukluk fotoğraflarını getirip göstersene. Gel Fikir. Dur canım dur, sen bulamazsın, ben bakayım. Aslı, Sedef Hanım'a seslen canım. Zahmet etmesin, Cem getirir resimleri. Yok, yani gerek yok. Hayır, seslensene kayınvalidene. Akadın merdivenleri çıkacak yani, gereksiz. Hadi git dedi, çıktı zaten. Artık çok geç, boş ver. Ben bir mutfağa geçeyim efendim. Özel bir telefonum var. Adamın dostu mostu vardı. Onu mu arıyor? Yok artık baba ya. Hiç dostu kondurmuyorsunuz babanıza küçük hanım. Babacığım ne alakası var? Adam bir kere Bülent dedirtiyor. Bülent abi geldi abi. Geldi abi geldi, arkamda masada oturuyor. Tamam abi. İnşallah abi. Sağ ol abi. Oru var abi şimdi size. Oru var. Kusura bakmayın. Dükkandan aradılar da aynı zamanda iş adamı olduğumuz için. Bir telefon konuşması. Her şey harika olmuş Volkan'cığım. Uzun zamandır böyle güzel şeyler yememiştim. Estağfurullah ya. Siz kim bilir yani kendi evinizde ne kadar böyle sağlıklı, lezzetli, yararlı yiyecekler yapıyorsunuzdur ya. Yani diyorum ki bir kocanız, sevgiliniz falan olsa nasıl mutlu olur be? Yok canım. İşten güçten eve ancak akşamları gidebiliyorum. İnan dayadım, döşedim. Koskoca evde yapayalnız. Ya. Ah. Kedi köpek de mi yok? Kuş falan alsan nasıl? Kanarya mesela. Yalnızlık Allah'a mahsus Rüksan Hanım. Yani olmaz. İnsan belirli bir saatten sonra hayatında düzenli bir ilişki arıyor. Böyle yapayalnız yaşamak çok zor. Yani tamam kariyer, para, pul tamam da yani nereye kadar? Doğru valla. Nereye kadar? Yalnızlık zor. Cem kendi resimlerini araya dursun. Ben size Bülent'le benim fotoğraflarımı göstereyim. Aa ne hoş. Bakın. Bu Paris'te nişanlandığımız gün. Ay çok hoş. Bu da ilk evimiz. Aa çok hoş. Bu kim acaba bu? Şey? Ya, gerçekten görmüyor musun anne ya? Aa görmüyorum şekerim, benim gözüm bozuk. Söylesene Aslıcığım. Şey? İşte ilk evlerinin resmiymiş ya. Yani bir kadınla bir erkek var. Kim olabilir? Kim? Şey? Erkek? Bülent. Peki o yanındaki hanım kim böyle fisto etekli filan? Aslı söyledi. Kadın da işte. Ha. Söyle, söyle. Şey. Cem'in annesi Sedef teyze. Sedef teyze. Evet. Sedef teyze. Ben gideyim. Cem resimleri bulamadı herhalde. Evet, nerede oldu? Allah aşkına ya. Ben kazandım. Zafer. Zafer. Anneymiş. Bu kızın bir tane annesi var. Evlenene kadar da bir tane annesi olacak. O da benim.
O kadar. Anneciğim ne yapıyorsun? Otur. Neredeyse girdiler şimdi. Ben de böyle kaptırdığımı anlatıyorum ama. Yo anlat sen bana. Açılsam siz bana. Rüksan açıl. İçini aç. Hassas. Yani İstanbul'da yalnız yaşamak o kadar güç ki. Ben de 35 yaşımda bir kadınım tabii. Bak bazı şeyleri böyle pat diye söylemek çok zor gerçekten. Ama son zamanlarda kendimi düzenli bir ilişkiye hazır hissediyorum. Oh ne güzel. Şey yani olur ya kafanda böyle birileri var mı hani bir sevgili adayı falan. Pekala madem kartları açıyoruz. Geçen akşam yemekte baktım da hah dedim hah işte ben böyle bir şey arıyorum. Vallahi mukadderat yani Rüksan yani iyi düşünmüşsün ne güzel düşünmüşsün yani. Hayırlısı tabii yani. Ha yani çünkü bu saatten sonra ben öyle atletik fiziği olsun, yapılı biri olsun. Benim öyle derdim yok ki artık bu yaştan sonra. Vallahi ben de aynı fikirdeyim ya. Rüksan nedir yani atletik fizik ya? Olimpiyatlara mı katılacağız? O zaman Bülent'le beni tekrar görüştürür müsün? Ne? Şöyle Bülent sen ben tekrar bir yemeğe gitsek diyorum bir akşam. Sonra sen yemeğin ortasında... Toparlanıp gitsen ha? Ne dersin Volkan'cığım? Ne diyorsun? Ne diyorsunuz? Ne diyorsun Rüksan? Bülent evli lan. Ne? Bülent dediğime bakma ben ona Bülent amca diyorum. Adamın göğsünün kılları ağarmış ya. Benim kız kardeşimin kayınpederi o ya. Yani Bülent Bey çok hoş ve olgun bir insan. Ayrıca da... Bir saniye pardon. Yani deminden beri... Sen yoksa senden bahsettiğimi zannetmiyorsun değil mi? Yok ya. Ben niye öyle sanayım ki ya? Benim işim olmaz sizle yani. Siz benden 3 yaş büyüksünüz Rüksan. Benim ne işim olur seninle Allah Allah ya. Niye gözlerimde oldu? Mercimekten gözlerimde oldu. Kebap özlüyorum, tatlı özlüyorum. Özlemden gözlerimde oldu, tamam mı? Şimdi gitsen iyi olur. Bence de. Yani... Bu kadar yoğun duyguların olduğunu bilseydim. Yok benim duygularım falan. Rejimden benim sinirlerim zayıfladı da ondan böyle yumuşadım. Yoksa kadınlar ne ki benim için? Ben kadınların kitabını yazıp 12 tane ülkede yayınlatmış adamım ya. Efendim? İyi geceler diyorum, mutluluklar dilerim. Benim işim var benim. Kebap getireceğim ben. Allah benim belamı versin. Kadere bak lan. Durduk diyetisyene aşık olduk ya. Alo, Cici Kebap evi mi? Ha. Aa Burhan ne haber? Geziyorum işte gel. Ay çok yoğun duygu fırtınası olan bir film izliyorum. Bak şimdiden kapıyı açacaksın tamam mı? Şimdi reklam arasında bu. Bir daha kalkamam. Çünkü düğün sahnesi gelecek birazdan. Hı? Tamam? Hadi görüşürüz. Prenses, kapın açıktı canım. Aynen. Prenses. Ben düşündüm de. Bir sürü kadın. Ama hiçbirinin suratı aklımda kalmamış bile. Yani çok bıkmış gördüm ben kendimi canım. Yani seni de anlayacağın... Sen haklıydın. Ben kart zampara olmak istemiyorum ya. Ya işte öyle. Sen son zamanlarda göbek de yaptın. Ayrıca bu pilates ne dedi bilmem ne. Sus prens. Prenses.
Benimle evlenir misin? Ne oluyor ya burada? He? Kim inanır ki buna şimdi? He? Güleceğim zannetmediydim bir yer. Kim inanır buna? Muayeneye Volkan. Muayene. Yerli. Burası Nişantaşı dedim ya. Nişantaşı. Senin burada eşkıyalığın çok dedim. Böyle sert çıktım yani. Hani bir görse kuyruğu kıstırdım böyle gideyim. Bak kız 30 yıldır bugünü bekliyor 10 güne ya. Ne? 10 güne. Dedim lan. İleri git. Geri bas. Burası dedim. Nişantaşı. Muhanane. Muayenane. Sen mi? Bak bak o da söyle. Muayenane. Muayenane. Bitti. Konuşacaklar. Sen evladım sen. Ara hadi. Ya ya bu ne ya? Zıvır sana olacak şirketin hali. İşte. Baba iyi de. Kardeşim. Ada. Ada diyoruz abi. Ada. Japon sineması gibi oldu. Ada. Aşağı içeri niye kaldı? Çamba şey sen yolda. Oradan gezdin. Ben de görme nasip etsin. Ya Rabbi. Sonra bak anne. Sen de nereden baksan bu işten ameliyatı var. Valla inat edeceğim. Yok sence inat edeceğim. Allah Allah. Çok affedersin. Avrupa Erkaklık. Ama çok oynadım ya. Ailecek seyredin. Sağ olun efendim. Alkışlar evet efendim. Abi dizi bitmiş.